Herkese merhabalar. Gezgin amcanın serüvenlerine hoş geldiniz. Kapadokya denildiğinde ilk akla gelen elbette peri bacaları ile gökyüzünde süzülen balonlar olacaktır. Bugünkü paylaşımımız Kapadokya'nın olmazsa olmazı, balon turu ve aşk vadisi. Biz bu paylaşımı yaparken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte serüvenimize başlayalım. Kapadokya'da bölgenin eşsiz dokusunu gökyüzünden görmek isteyip balona binmek isteyenlere gece yarısı için saatlerini kurmaları gerektiğini hatırlatalım önce. Balon turu için anlaşmış olduğunuz firma ya size ya da tur firmalarına bir gün öncesinden uçuş için kaçta hazır olmanız gerektiğini telefonla ya da mesajla bildiriyor. Daha sonra ise uçuşa katılacak misafirleri sabaha karşı erken saatlerde konakladıkları yerden özel araçlarla alıyor ve uçuş alanına getiriyorlar. Gün doğmadan önce uçuş alanında balonlar yavaş yavaş şişirilmeye başlanırken pilotlar da katılımcılara uçuş emniyetiyle ilgili bilgilendirme yapıyorlar. Sonrasında ise biniyorsunuz balonun sepetine, karışıyorsunuz gökyüzüne. Direksiyonsuz ve dümensiz olan balonlar rüzgarın sözünü dinleyerek rotasını ona göre belirliyorlar. Yani her uçuş bir diğerinden farklı. Her rota birbirinden bağımsız bu bölgede. Uçuş esnasında yükseklik 1000 ila 1500 feet arasında değişiyor. Bir diğer deyişle balonlar 900 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Yaklaşık bir saatlik uçuş boyunca aşağıdaki vadileri, peri bacalarını, yamaçlara yayılmış taş evleri gördükçe balonla birlikte insanın adrenali de yükseliyor gökyüzünde. Balon turunda Ürgüp, Göreme, Avanos gibi Kapadokya'nın önemli yerleşim merkezlerini gökyüzünden kuş bakışı görebiliyorsunuz. Sokak aralarındaki taş evler, Uçhisar Kalesi, kıvrılarak akan Kızılırmak Nehri, Erciyes Dağı ile Hasan Dağı'nın yakınlaşan görüntüleri, kayadan oyulmuş kiliseler, güvercinlerin mekanı Güvercinlik Vadisi ve tabii ki Kapadokya'nın simgesi, peri bacaları adeta yerden selamlıyor gökyüzünde süzülen balonları. Belki de bitmesini hiç istemediğiniz balon turunun sonunda ise aşağıda farklı bir kutlama bekliyor balondaki katılımcıları. Yöreye ait üzümlerden yapılmış bir şişe şampanya ya da bir uçuş sertifikası olabiliyor bu sürpriz kutlamalarda. Kutlama sonunda ise firmalar katılımcılarını özel araçlarla konakladıkları yerlere transfer ederek balon turu bitiriliyor. Kapadokya'da balon turları yılın 12 ayı, kısacası hava koşullarının uygun olduğu her zaman yapılabiliyor. Olumsuz hava muhalefetinden dolayı yapılamayan uçuşlarda tur iptal edilebiliyor veya ertesi güne aktarımı yapılabiliyor. Turun tamamen iptalinde ise ödediğiniz ücret kesintisi yapılmadan tarafınıza iade ediliyor. Sevgili gezginler, şayet ben balona binmek istemiyorum diyorsanız, o zaman gün doğumunda yapılacak olan balon turunu bölgedeki Aşk Vadisi'nden izleyip muhteşem vakit geçirebilirsiniz. Kapadokya'ya gidip doğa harikası Aşk Vadisi'ni görmeden geri gelmemeniz için sizleri uyaralım istedik. Diğer adıyla Bağlıdere Vadisi veya Aşıklar Vadisi olarak da bilinen bu enfes görselliğe sahip yere uğradığınız andan itibaren gönlünüzü bu bölgeye kaptırabilirsiniz. Aşk Vadisi'nin uzunluğu yaklaşık 5000 metre civarında. Silindirin üstüne konan şapka misali görünümleri ile muhteşem bir görsel şölen sunuyor bu vadideki peri bacaları ziyaretçilerine. Aynı zamanda bu bölge Aşıklar Tepesi isimli yeri de kapsıyor.
ve buradan tüm Kapadokya'yı görmenize olanak tanıyor. Bölgedeki aşk sembollerinin en iyi yansıtıldığı konumlarda fotoğraf çekmek veya çektirmek için burada sıra bekleyebilirsiniz. Sakın sıra bana niye gelmiyor diye kızmayın. Çünkü gecenin yarısında vadiye gelen binlerce insanın içinde gelinleri, damatları, nişanlıları, kısacası 7'den 70'e her yaşta insanı görmek bile o saatte ayrı bir keyif veriyor insana. Kalplerden oluşan salıncaklar, nazar boncuklu ağaçlar ve daha birçok aşk sembolü ile birlikte gökyüzünde uçan balonlar rüya alemine götürüyor buradaki ve gökyüzündeki tüm insanları. Şimdi sıra sizde gezginler. Serüvenimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izleyin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.